Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir videoyla bugün yeniden karşınızda olacağız. Ve yine köy evimize devam ediyoruz. Kış için yine hazırlıklar devam ediyor. Bugün ise arkadaşlar, geçenlerde size paylaştığımız aralardan sonra yolluklara da geldi. Yollukları da sizlere paylaşacağız. Bununla beraber bahçe ekimimiz var. Köy evimizin bahçe ekimi var. Bu bahçe ekimini de sizlerle paylaşacağız. Ve ardından ise bugün canım benim pizza istedi. Bakalım malzeme var mı pizzanın? Pizza malzemesi varsa bugün de ardından da öğle yemeğimizi pizzayla tamamlayacağız. Bu görüntülerin hepsini de sizlerle paylaşacağız inşallah arkadaşlar. Dışarıya basma ama, içeri yolunda sadece. Kirlenir dışarıda. Evet, şimdi bir temizlik oldu yine. Temizlikten sonra geri kalan yolluklarımızı şimdi sereceğiz. Bunlarla beraber de çok şükür halılarımız da tamamlanmış olacak. Halımızı zaten sizlere paylaşmıştık daha önce arkadaşlar. Şimdi de ara koridor yollukları. Heh. Neye giydin sen? Tamam mı burası? Orası mı? Buradan başla. Buradan başlayalım. Heh. Ne giydin? Ne? Bunlar arayla aynı mı? Yok. Bunun da senin daha farklı. Dur. Tavşan tuttum bana. Burayla neresi aynı? Bu. Bir dakika. Burası. Tavşana bakın. Bak, tavşan tuttum. Neyi tuttun? Tavşan tuttum suyda. Bakın minnacık tuttum. Bu ilk başta bunu beğendi şöyle. Hı. Ama ben bunu beğenmiştim. Vallahi beğendim. Allah Allah. Hani bu biraz oturma daha odası. Çekeceğim bence. Burası sıfırlanıcı biraz daha belirli. Şey oturma olsun, odasında bu güzel durmaz. En son çekerik dur. En son bu şeyi, ha orayı çekelim. Çek baştan başla. Bak, şuradan çek. Çek. Tam köşede. Ortaya, 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 ortaya. Ha, tam sıfırla oraya. Baba ortaya gitsin. Tamam. Tamam. Bak, soğuk olur. Dur oğlum. Şimdi şöyle. Bunu biraz daha çekeceğim bu tarafa. Komideni mi kaldırayım? Oradan geçeyim mi? Çek biraz daha. Ya da tam. Tamam. Oturma odasına bildiğimiz gibi oturma odasına olmazdı bu. Baba. Baba. Çekilelim. Bir dakika. Basın. Bir dakika baba. Bu çocuk odasının mı yoksa yol koridorun mu? Ama biraz şey, çocuk odasını serin de. Bir şey koyacağız ya. Ondan sonra bir şey başlayacak. Şunlara bakın. Şunlar bir tane bir şey olacak. İlacını içtin mi Mustafa? İçirdim ya. Çok güzel olmuş. Zaten bir daha baba, ama çok güzel olmuş. Hava çok. Halıyı beğendin mi Mustafa? Baksana. O taraftaya da koyacağız. Evet. Burada da bir yastık da koyacağız. Tıpırlayın mı? Güzel mi? Tamam böyle. Bu sarsın. Şunu. Şansıma iki ata bakayım ata. Dur. Öte git ulan. Öte git. Bana buraya bir şey yaptın. Sen uyuyor. Ya sen basıyorsun ya buraya. Onun. Oraya geliyor. Bunu da ayağının altına. Bence o randeylan ölçüsü bu. Küçük gözüküyor. O olabilir burayı. Aynı boy. Emin misin? Aynı çünkü boy. Çünkü böyle kalkıp durmuyordu bize üstümüzde. Anne oturuyor. Kapının altına. Onlar da bunu. Yukarıya bakın. Bir bakın o bir tarafa. Bunu vereyim. Sakin olun.
Gelin bir. Gelin. Burası da arkadaşlar, burası odamı. Bizim bahçemiz. Buraya da bir ama parça. Ama burası bizim bahçemiz. Onlar da kısa kısa parçalar. Şunlara bakın. Güzel bir çalışma. Çek çek çek. Aha buraya kadar gelecek. O da kapıya kadar. Tam yerleştir. Kalk oğlum oradan. Bu tarafa geçelim. Onu nereden buldun? Telefonu. Yer yer saklayayım yine. Ete git hele oğlum. Ete git, ete git, düzeltin. Ete git hele. Dur. Kalk. Yok, dur. 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 Tamam, oraya paspas koyacağım ya. Ha. Bak. İstersen buraya koyabilirsin ama. Ete git hele oğlum. Mustafa, gel. Bu tarafa gel. Açabilirsin. Tamam, gel açacağım, gel. Gel, gel, gel buraya. Al. Gel buraya. Al. Çok var ki de var. Şey olur diye. Buraya da serelim. Şey olursa o eski paspası buraya ser. Hangisi? O paspas var ya, onu buraya ser, bunu aha buraya ser. Hah. Her yeri kaplamak istiyorsan. Olur. Aha böyle. Hem bunun altına koyarsın, hem bunun altına. Hmm. Doğru. Vallahi işe yaradı bunlar. Ha. Aha böyle. Hiç boş yer kalmadı böyle. Aynen. Kapı da kapanır zaten. Aynen. Bu üç tane parça da buraya iyi olur. Yok, güzel oldu. Çok yer kapandı. O sende var daha parça. Evet. Birini buraya koy, birini buraya. Evet, onlar benimkine, o oturma odasının kapısına olmazsa onlar da buraya serersin. Tamam, fark etmez. Burası... Oraya süngerleri koy. Buraya parça parça şey yaptırın değil mi? Hani olmuyor evet. Diye. Şey, o... Bu bizim kestirdiğimiz hallardan artanlar bunlar. O bizim kestirdiğimizden... İçeri alırsın da ne ister atarsın, bize paspas diye de. Bak, onu biraz daha çek, mindere koy oraya. Dur, dur, şöyle hele kalk, hele kalk. Kalk orada hele. O zaten minder konucuyor oraya. Bu tam aynen. Ayağın aynen. Altına kadar. Oraya mindere koy. Aha böyle güzel oldu sanki de. Tam yerleşti. Evet, tam yerleşti yok. Hı? Evet, tam oldu. He, orası tam oldu. Zaten hmm. Ölçtüm ben burayı. Bir metre diye. Şöyle. Bu paspas buraya olmaz ama. Daha ince varsa dur. Daha ince koy. Oraya. He. Ayarlar mı? Buraya daha ince koy. Şöyle bunu şeyin ağzına koy. He. O kapının ağzına. Aynen. Hemen kirlenir. Desen de aynı. He. Hemen yıkayak, yıkaman için. Zaten bu minder yüklerini de çıkar. Ama kapı açılır mı? He? Bu bayarsın kapı açılır mı? Bence açılmaz. Açılmıyor mu? Oraya ince basması. Basın olsun. Niye koyacaksın ki oraya? Şimdi dışarıdan basılıyor ya. Evet. Basıldığı zaman diyor ayak altında şey olmasın diye. Her yere hiçbir yer kalmadı açık böyle. Getir onu da serek. Ne mutfağa mı? Ve yolluklar da aynen bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bir de ha bu hı hı, her önceki. Yere serik de anne bu poşeti şey yapma ya. Mutfağın daha önce da. Vardı bizde. Böyle buldun için ha. Şey, poşet lazım olur diye bir daha halı için. Sen uzan çekecektin. Tamam çekelim, sayıp tamam. Anne Ahmet Berat. Yatırdım. Yanıtlar ki uyanın. Ya. Uyanır bakıyorum anne duymak ha.
karlı renkine bayılıyorum. Anne, ha? Aşağıda kimse yok. Tamam, yatırdım. Git 5 dakika bak gel. 2 dakika bir bak gel. Ses pencere de açık mı? Ha, bekle anne, sen acele etme. Tamam, git bak gel. Ses olsa gelir de. Yok yok, pencere açık. Açık olursa ses geliyor. Mutfağı da serdik mi, mutfakla beraber tamamlanıyor arkadaşlar. Çok şükür. Kışlık kallarında annem aldığı zaman rahat etti zaten. Şimdi ev şeylerini bitirdiler ya. Bunu da serdiği zaman şöyle de annem de rahat etti. Bitti. Kışın en büyük zaten sorunlardan biri bu halı işi. Halıyı serdikten sonra zaten bayanlar rahat etti. Yatmış mı? Zamanında yatak alayım, keşke bu desenlerden yatak alayım etseydim. Bu daha çok beğendim. Rengi pembeli falan mı? Evet. Bu müsait. Neslen diyor ki, şu an keşke zamanında yatak alayım, etseydim. Dur, dur şimdi. Yüş ya, düzenlendir biraz zaman. Tam orayı sıfırla hele. Zaten altına geçiyor. Evet, onu koyuyor altına. Bunu yarım açık böyle. Dur. Biraz çek bu bir tarafa. Ayak altına. Çekeyim mi? He, sen de bu tarafa biraz çek. Fazla değil ama. Yıkanınca sanki solmuş biraz. Yok, kendi rengi. Yok, kendi rengi. Çekilin. Yeter gider şunu. Şimdi var ya. Ya da böyle bir şey, iki parmak üç parmak kadar açıklık kalıyordu. Tamam. Koy mu altını? Bilmiyorum. Şey yok, zaten bundan pay mecburen şey oluyor. Masaya kaldırıp bu tarafa alalım. Şeyleri indir. Dur dur, şeyleri indir. Ağır olur öyle. Tam geliyor zaten buraya. He? Tam geliyor. He, zaten buraya tam geliyor. Buna ölçmüştük, getirmiştik. Gel. Dur dur dur. Yok, ağır değil ki. Bu zaten basa basa açılır. He, o yeni yıkanmış ya ondan. Koy sen de böyle. Niye onu kaldırdın? Bunun masa tutsaydı. Bu
Maşallah ben gittim topladım bunları sırsız. Mutfakta bu şekilde tamamlandı. Neyi? Polide oyuncaklar var ya. Bir sürü kırık oyuncak var. Hepsi boşu boşuna görünüyor. Hiç oynamıyor bakalım. Anne bir şey dedim. Hayır, dağıtma orayı. Hayır. Ve yolluklarımızı da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş bahçe ekimimiz var. Bahçe ekimimizden sonra yemeğimiz var. Daha sonra da birbirimize veda edeceğiz inşallah. Mustafa biraz sesini kız. Yeter. He şu şeyler anne. Ispanak. Onu ıspanakı bir de. Ispanakı da sulayacağız. Sonra şey. En faydalısı bu işte. Vallahi gelişte artık kademe kademe düşüyor. Antibiyotik. Hastaneye gidip de böyle antibiyotikten falan yazdırmanıza gerek yok. Bundan günde bir tane, akşamları böyle bir tane yutsanız yeter. Niye az mı açtın? He. Biz dün unuttum. Yoksa bu şey kurumaz bu kadar. Kurudu mu zaten şeye, tohumlar hep karınca çeker. He, dün sulamadı değil mi? Ya. Açayım biraz daha. Çok rahatsız açız. Bu aralar bol su istiyor. Çünkü yani düşünün arkadaşlar. Bu aylarda normalde güzel güzel yağmurlar olur böyle tam bitkilerin istediği havalar. Ama o yağmurlar olmadığı zaman da çok aşırı derecede verim düşer. O yüzden bol bol sulamamız lazım. Bitirdikten sonra o bir tarafa atıyor. Neyi? Fiskeyi. O kurtumu mu bağlayak? Hı. Onu ona bağlayak oradan yapar. Onu bağlayıp orası da kurumuş. Bakma akşamları soğuk oluyor ama gündüzler sıcak oluyor. Yakıyor güneş. 26 derece bugün sıcaklık arkadaşlar. İnanmayacaksınız ama gerçekten de öyle. Hava derecesine bakın. Aralığa gireceğiz. Düşünün. Bak bol bol su verdiğim için nasıl oldu burası. Kirli hanımlara bak nasıl çıkmışlar. İçinde dolu çıkmış. Gidiyorlar. Gider bunlar gider. He? Gider. He o şey olur. Ama daha şimdi almasa Ocak, Şubat gibi ayazlar başlar ya. Ama şeyin maydanozun içine berbat olur. Niye? He ne? Şeyim kirli hanım mı? Bu ya onu temizlemem mi?
Seron naylonu çekeceğim. Domates ekeceğim içine. Ama ona sağlam bir şey lazım bana. Ya üstüne şey çekeceğim. Yoksa böyle olmaz. O elek gibi oluyor ya. Ondan çekeceğim. Çekçilere gittik gördük ya. Ona şey de yapman lazım ama. Sarı lamba. He, sarı lamba ya da ateş yakacağım. Yok, ateş yanmaz, küçük sera. Olursa sarı lamba olur. Çok iyi geceler. Ayaz olduğu zaman saat 3'den sonra. Bunları dün suladın mı? Suladım. Niye boş sulu yere ekmedin ilk başta? Yok, orası ekilik. He. Yok, orası ekilik. Ben sadece şey girdikten sonra suyu bırakıyorum buna. Eskiden de eker miydiniz hani bahçeyi? Çok. Çok ekerdik. Neden bir yer boş bırakmazdı rahmetlik? Şey, olmazdı ama gene de... Şeyle sürerdi değil mi şu şeyle? He. Atla. Atla. Atla kendi sürerdi. Biz de içindeki otları motları seçerdik arkasında. Hı. Sonra katlardı bize. Kendi öyle şeyi severdi. Ne kadar dersen ben yapardım ama kendi bahçeyi. Zaten hep yanından bile. Severdi, bahçeye uğraşmaya severdi. Çünkü biz annem birim orada bize yoktu. Bahçe maçları yoktu. İçeresiz oradan bulurduk biz eskide. Bir çeşme vardı köyümüzde. Bütün şeyi o çeşmeden içerdik. Yani böyle bahçe için şey için suyumuz yoktu. Sonradan bu şey oldu zaten dalgıç bunu. Sonradan dalgıç şey. Bir iki kişi vurunca baktı suyu hemen çıktı. Hmm. Ondan sonra herkes vurmaya başladı. Önce bizim köyde sadece buğda, arpa, nohut, mercimek ekerlerdi. Pambukmuş bilmem ne hiçbir şey ekilmezdi. Suylarımız yoktu ki ekilsin. Geceden kalkardık sabaha kadar su çekerdik mallarımızı suyunu doldurmak için. Sırayla o da her gün bir kavga çıkardı çeşmenin başında. Niye? Sıra mesela sen diyorsun işim acele gelirdin benim sıramı alırdın. Ben sıramı verir miyim sana? Yok. Her gün bir kapışma olurdu. Çeşme başında. Çeşme başında yolmalar görecek saç yolmaları. Bilirlerdi köyle. Bugün aha suy sırasının kavgası çıktı derlerdi. Yani bir satıla iki satına değil bir kişi bekletirler orada. 4-5 tane satıl verirler kendine sen sıradasın. Ne? Şimdi çok şükür her şey bol. Bizim burada da önce yoktu. Bizim burada ha mahallede su vardı. Nasıl vardı? Bir çeşme köyün ortasında vardı. Orada şey, herkes suyunu tedarik ediyordu. Ama bizim burada yoktu öyle. Ne diyor artık bolluk bereketlik var. Şuraya bir şey yaptım, kuleyi nereye koydum? Çok şükür. Niye şey sırt mı? Bir kat daha yaptım oraya. Şey samurtlarım var. Bu sene bahçemiz daha bol oldu arkadaşlar. Hatırlayanlar varsa, bizi uzun zamandır takip edenler varsa, geçen senenin kış ayındaki bahçeyi ve şimdiki bahçeyi göz önünde bulundurursak bu sene maşallah bayağı bir bol ektik. Şimdi şöyle bir şey, biz geçen sene samursak olsun soğan olsun bayağı tükettik arkadaşlar. Bir de bu hastalık çoğaldığı için bayağı tükettik. Eksik bile kaldı yani. O yüzden dedik ki seneye inşallah daha çok ekeriz. Bununla beraber şu marulu ise ben çok istedim. Çünkü bu marulun arkadaşlar tam salatası falan çok güzel oluyor ama
Bunları tavuklarımız içinde biraz gerçekten çok güzel oluyor. Ben civcivlerimi bunlarla büyüttüm. Yani çok kopardım yani. Biz mesela 3 tane yiyorsak 2 tanesini hemen hemen, 1 tanesini 2 tanesini civcivlerime, tavuklarıma yedirdim. Çok faydalı. Niye bu kadar küçük yaptın? Neyi? Kapı. He, şey, sadece kenar için mi? He. O yüzden marulumuzu çok şey yediriyorum. Tavuklara yediriyorum. Bakın mesela şu anda içeride. Ben içeride olmalarına rağmen bahçedeki çimleri, otları toplayıp tavuklarımıza veriyorum arkadaşlar. Tabii ki de hayvanlar sadece orada buğdayla falan kalmıyor. Ben ek takviyelerini falan yapıyorum. Özel yem getiriyorum kendilerine. Demir eksikliği için, protein eksikliği için tavuklarımıza özel yem getiriyorum. Yağlansın diye biraz mesela et tutsun diye, yumurtaları yani büyük olsun diye falan mısır veriyorum. Darı veriyoruz ya, mısır veriyorum. Köpeğimize de aynı şekilde. Mesela açısından tutun hepsini. Yemeğini, memeğini. Ben ateşin yemeğini de özel getiriyorum mesela. Tavuk getiriyorum. Hem yani tavuk oluyor, bir de kırıntısı oluyor. Bunları getiriyorum. Yani bu yüzden de bahçemizi de marulumuzu da bol bol bu yüzden ektik. Samsa, soğanı, samsa falan bol tüketmek için. Marulu ise yani çok marulu. Şurada tutsanız 1, 2, 3, 4. Orada da 2 at var. 6 at. Altının emin olun ki biz 3'ünü yeriz. Bir tanesini köylüler, komşularımız alır. Diğerini de işte tavuklarımıza, bazen koyunumuza, bazen ineğimize öyle veriyoruz. Yani böyle şey olmasın diye, artık kartlaşmasın diye. Marul dedim de aklıma şey geldi anne. He. Şarap yenge geldi. Hatırlıyor, her zaman gelirdi bahçeden, marulu alırdı bizden. He. Yeşilliği toplar toplar giderdi. Şimdiye kadar oğlum şey, bahçesi mesela olmayan yaşlı ekemiyor. Bizde de bahçe var. Aynen. Çok şükür ekiyor, suyumuz var. Yesinler hayırımızdan, ne olur ki. Zaten ekmeği ekiyorum. Bu sene bizde ekmediğimiz, hiç ekmediğimiz lahana. Hiç ekmediğimiz bir şey. Daha önce ektim. Daha rahmetli dedem sağdı. Şey çıktı. Mor lahana oluyor. Yok, tövbe tövbe tövbe. Şey. Kara lahana. Hayır hayır. Brokoli değil. Karnabahar. Hepsi karnabahar çıktı. Niye ekmedin bu sene karnabahar? Şeyi biz lahana diye ektik. Buraya buraya da buraya. Gel böyle L şeklinde gel. Lahana diye rahmetlik deden getirdi. Tohum. Tohum değil, çetil getirdi. Ektik. Ama sonra bir baktık. Hepsi böyle ortasında göbek göbek çıktı. Ama ne güzel oldu. Her bir tane böyle oldu. Değiştir anne katı istiyorsan. Değiştirdim de burada hortum gelmiyor biraz. Takılmış. Yok, o şeyden dolayı gelmiyor. Diğer taraftan alaksın diye ağacın. Yani dediğimiz gibi bahçeden sadece kendimiz faydalanalım diye değil. Bahçemizdeki, evimizdeki ve bununla beraber komşularımız da az da olsa faydalansın diye daha fazla ektik bu sene arkadaşlar. Bahçe var, toprak var çok şükür. Suyumuz var çok şükür, elhamdülillah. Ekeriz, niye ekmeyelim ki? Köyde zaten bunları da ekmezsek ne ekeceğiz, ne yapacağız? Dediğimiz gibi burayı mesela dedem diyordu. Bu arkadaşlar bakın, bununla beraber daha önce de sizlere paylaştım, bayağı bir zaman oldu. Dedemin atı vardı, atı varardı buna. Bununla beraber bahçeyi sürerdi. Şuradan kulpundan tutardı kendisini. Böyle komple yavaş yavaş atla beraber sürerdi. Eski sistem. Bunu bayağı çoğu kişi bilir. Eski zamanlar. Şimdi zaten eskiler kalmadı. Şöyle bir şey. Mesela ben bahçemizi paylaşmıştım. Yeni yaptık ya buraya bahçeyi. Eskiden burada bir tane ahır vardı. Yenisi ve eskisi diye paylaşmıştım. Orada sizlere de bayağı yapılışını, baştan sona kadar yapılışını paylaşmıştım arkadaşlar, izlediyseniz. Orada demiş ki, Mehmet demiş, eski hali de güzel, doğaldı, köy hayatı. Arkadaşlar kalmadı. Şimdi biz o ahırı bıraksaydık emin olun. Orada faresinden tutun, yılanından tutun. Yani yok yok. Burada yok yoktu. Her şey vardı. Bir de biz yemeğimizi, düşün ahırımız bizim buraya kadar geliyordu. Biz yemeğimizi burada yapıyorduk.
ekmeğimizi, tandır ekmeğimizi burada yapıyorduk. Gerçekten hijyen olmuyor çünkü fareler, yukarıdan fareler iniyordu. Bazen pisliğini falan bırakıyordu, çok affedersiniz. Orada biz ekmek yapıyoruz, olmuyordu sağlığımız için. Biz burada yemek yapıyorduk. Yani o fareler yine geliyordu. Bazen şeyi biliyorsunuz, duvar yoktu burada, kamış vardı, oradan köpekler giriyordu. Yani her şey giriyordu arkadaşlar. Yani hijyenlerin bir şey kalmıyordu. Sağlığımız için de öldü. Ve şöyle bir şey daha var. Ufak bir ayrıntı. Gerçekten arkadaşlar kalmadı artık. Siz de köye gelseniz, köy hayatını yaşasanız, az çok bir imkanınız olsa, siz de böyle bir güzel şeyler yapmak isterseniz. Çünkü artık çamur ev kalmadı. Artık öyle harlar kalmadı. Yine köy hayatını yaşarsınız. Bu şekilde ekip biçersiniz, yersiniz, içersiniz ama bu şekilde düzen kalmadı yani. Nereye baksanız çok nadir bulursunuz. O yüzden arkadaşlar bu şekilde düzen ağzımda çok şükür yaptık. Daha temiz oldu. Videolarımız için de sizlere de daha güzel videolar paylaşmaya başladık. Ama emin olun ki köy hayatından hiçbir zaman kopmadık. Zaten kopamazsınız. Emin olun, siz de olsanız, siz de bu şekilde olsanız, siz de köy hayatından kopamazsınız. Evinizi de en lüks şekilde yapsanız, bahçenizi de en lüks şekilde yapsanız, bir villa tarzı bile yapsanız, emin olun ki hiçbir zaman köy hayatından kopamazsınız. Bu toprakta yine ekeceksiniz, bu toprakta yine yiyeceksiniz. Oradaki çamur yemek yaptığımız yerde yine yiyeceksiniz. Orada tandırınızda yine ekmeğinizi yapacaksınız. Bunların hepsini yapacaksınız. Sadece bunlardan ibaret değildir arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra bir köy hayatı bozuluyor ve doğallık bozuluyor değil arkadaşlar. Her şey sizin elinizde. Evi de betondan yapsanız, evi de villa yapsanız, en lüks ev yapsanız, dünyanın en güzel evi de yapsanız, şu tarafa dönüp baktığınızda buradan asla vazgeçemezsiniz. Zaten burası olmazsa hiçbir şey olmaz. Köy hayatı da olmaz, doğallık da olmaz. Bu toprak olmazsa, o zaman size hak veririm, derim ki gerçekten doğallık kalmadı artık. Her yeri betonlaştı. Burası da betonlaştı. Burada yaşamanın bir anlamı kalmadı. Köy hayatının hiçbir anlamı kalmadı. Videoyu da bırakırım, köy hayatını da bırakırım arkadaşlar. O yüzden bu tür şeylerde doğallık hiçbir zaman ölmez. Sadece zaman ilerliyor. Zaman ilerledikçe de her şey ilerliyor. Dediğimiz gibi her şeyin başında bahçemizi ekiyoruz. Yememiz, içmemiz için, sağlığımız için yapıyoruz her şeyi. Bu da yaptığımız bunlar da yine en öncelikle sağlığımız için. Şeyler mi, hani maydanoza biraz daha sanki geç kaldı bu sene. Yok, maydanoz zaten geç çıkar oğlum. Maydanoz kolay kolay çıkmaz, kimseninki çıkmıyor. Ne mi daha? He, benimki gene iyi çıktı maşallah. O suyu kapatayım, oraya atak mı? He, fiskiye bağlayak mı? Doğru. Yok, o bir katı da vardı ya, koydun mu? Koydun he oraya. En son katı bitirdi mi? Bitirdi mi? Doldu doldu. Nereden alacaksın onu? Buradan mı? Burada yetişmez mi diyor? Tamam, oraya bağlayacağım. Bak, ben bunun ucunu oraya bıraktım ha. Evet. Sen indir oraya, indir. İndir. Alsın şeyi. Kapatayım mı? Orası, orasına bayağı bir şey lazım ya. Ne? Bayağıdır bırakmıyor ya orayı. Evet. Sen ne işin var senin tavukların yanında? Yakalım seni. Burası da ince suyunu alsın.
Yarın ve diğer günden sonra yavaş yavaş tam kendisine gelir. Bence bunu siz yemezsiniz ha. Ben tahmin et. Yemezsiniz siz. Acı diye bence. Bak şimdi nasıl kapışacaklar. Ana sularını devirmiş bunlar. Hemen bir su takviyesi yapayım bunlar. Sularını devirmişler bunları, hiç görmedik. Yine mi? He. Sabah yem verince görmedin. Yok. He. Yeni doldurdum ben, yem doldu şey yaptı. Sapını da vardı. Devirmişler. Sulamasını bitirdik. Diğer tarafta fiskeyi de çalıştırdık. O tarafta da bahçe kendi kendine sulanıyor. Ve son olarak da pizzamız. Şule'nin meşhur pizzası. Ben pizzayı kahvaltıda da açtım. Ben de özellikle şimdi pizzayı yaparken de bu olmazsa pizzayı yemem. Vazgeçilmezim benim. Acı, acı, acı. Ben acı yediğim zaman üzerine de çay içerim. Daha çok yansın diye. Maalesef bu sefer ben yemeyeceğim. Niye? Az yerim yersem de bu bebeği şişirir. He, mısır. Aynen. O mısır koyma bir tarafına. Bir kenara çok az koyacağım. He. Bütün işlerimizi de bitirdik. Zaten yüzleri de gülüyor bakın. Hallar mallar aldılar ya. Nerede yüzüm gülüyor? Daha camlar temizlenici. Bir sürü iş var yukarıda. Ahmet Berat'a bak, kaynanama bırakacağım. Her dakika git gel yapacağım yukarıya bugün. Zaten bayanları mutlu etmek istiyor seni, getirin. Ya Allah razı olsun. Hangi halıyı istediysem. Ya altın alın, ya ev eşyası alın, ya onu alın, ya bunu alın. Tamam bitti gitti. Bazen bakıyorum böyle annemle şöyle suratları düşmüş. Hemen diyorum bunlar kesin, hadi gidelim Antakya'ya, değişiklik olsun. Yemeğe gidiyoruz oradan. Bakıyorum geldikleri zaman hiçbir şey olmamış gibi, tamam bitti iş. Bazen düzeni sağlamak erkeğin de elinde. Çoğu zaman da. Hani yorumlar diyorlar ya mesela, nasıl geçiniyor, geçin nasıl oluyor. Hiç illaki tartışma oluyor ama bazen de ya insanı kendi elinde ya. Büyütmemesi lazım, şey yapmaması lazım. Hatay usulünde bilmiyorum. Ben kendim için söyleyeyim. Ben çiçek miçek beklemem ki sizce. Bana bir tane lavaş döner getir, tamam. Tamam döner. Gördünüz. Yemeğe götür, tamam. O yüzden halıları malları da aldılar. Hiçbir şey kalmadı. Tamam artık. Ama halı bu sene mecburiydi. Bebek var. Yani ben alma desem sen mecbur alırdın. Ev soğuk oluyor. Bir de biz İstanbul'da da evimiz küçüktü diye bu kadar halı almadık. 3+1 miydi? 2+1'de oturuyorduk. Bak bunu. Pizzamızı zaten bol bol paylaştık arkadaşlar. Pizzayı fazla paylaşmayacağım. Bunda sadece 2 tane küçük domates var. Tatlı kaşığı salça var. Biraz pul biber, tuz, kekik. Bu kadar. Zaten daha önce paylaştık sizlere. Ev usulü. Sos, şöyle son olarak da dediğimiz gibi şöyle 2-3 dakika çektik. Bir de sonunu da sizlere şimdi çekeriz. Pizza olduktan sonra da videomuzu daha sonra bitiririz inşallah. Çünkü işlerimiz var şimdi. Kalkıp hem pizza olurken hem de işlerimizi halledeceğiz. Videomuzu da ortalama zaten 37-38 dakikaya kadar getirdik. Son finali çekip sizlerle paylaştıktan sonra bitireceğiz inşallah. Bu arada halılar için yorum yaparken lütfen acımasız olmayın. Çünkü seçerek orada onlar vardı. Çoğu kişi beğenmez veya beğenir. Herkesin zevki farklı. Ya çok güzel halı. Yok abi ben çok beğendim. Zevk benim. Ne laf söylerseniz bana geliyor o zaman.